Bakın, Micro Web Framework Written in Python. Özetle bunu bahsetmiştim size. 10 yıllık bir geçmişi var. 2010 April 1'da bir şaka olarak başlatılmış. Şaka tabii ki. Ve Python'la geliştiriliyor. En son sürümü de 1.1.2, 7 ay önce diyor. Şöyle basit bir arayüzü var. Kaynak kodlara şuradan ulaşabilirsiniz. Tutorial'lar, User's Guide, bunlar. Burayı bol bol incelemenizi öneririm. Mesela Quick Start, Minimal Application diye bir tane örnek uygulama gösteriyor. Static file'ları, yani bu resim vesaire ya da CSS dosyasını indirdiniz, bunlar static file olarak geçebilir. Routing, o endpoint işlemleri. Loglama, message flushing, bu farklı bir şey. Yani bir şey yapınca o ekranda gösterilen işte işlem başarılı ya da başarısız diye renkli zımbırtılar var ya, onlar. Redirection ve errors. Sessions, bu session management, oturum yönetimi ile alakalı bir şey. Tutorial kısmı, template'ler, Jinja kullanıyor template engine olarak. Jinja. Onu da kullanacağız. Testing Flask Applications, test işlemlerini anlatıyor. Application Errors, debugging işlemleri, loglama. Configuration Handling, bunu konuştuk. O temeller üzerine bunları anlayacaksınız. Signals, Pluggable Views, Plugin Based, görseller, view'ler oluşturma. The Application Context, Request Context, Modular Applications with Blueprints. Modüler bir yapı kullanmak için, oluşturmak için Blueprint diye bir yapı var. Onu kullanabiliyorsunuz. Extensionlar, Command Line Interface, CLI çalışmaları farklı başlıklarda. Patterns for blah blah. Mesela SQL Alchemy in Flask. Bunu kullanmak istiyorsan buraya bak. Caching örneği, anlatımları burada. Dosya yükleme ile ilgili örnek mesela, mimariyi anlamak için. Ajax kullanımı with jQuery. jQuery ile Ajax işlemleri Flask'ta. Template inheritance. Inheritance'in ne olduğunu biliyorsunuz. Template, bu HTML template'den bahsediyor. Bir kalıtım yoluyla base HTML gibi bir şey kullanıp diyelim, layout. Onunla modüler bir template oluşturmayı sağlamak. Lazily loading views. Bu lazy loading terimini araştırmanız gerekiyor. Lazy loading programlamada genel olarak bulunan bir tabirdir. Ve bakın, adding HTTP method overrides, incelebilirsiniz. Single page applications, tek bir sayfa olarak bir tasarım yaparken SPA deniyor buna, ya da one page applications, bunları yaparken Flask'ı nasıl kullanırsın onu anlatıyor. Celery background tasks, Celery open source farklı bir yazılım. Distributed task queue olarak geçiyor. Dağıtık mimarili, paralel programlama altyapısına sahip, sunucu tarafında bazı işleri task olarak gördürmeniz gerekir. Görevleri onlara schedule atamanız gerekebiliyor. Belli zamanlarda çalışmasını sağlayacağınız schedule'lar. Bunu araştırmanızı öneririm. Farklı projelerde kullanıyoruz bunları. Evet. Bunun gibi şeyler. Buraları incelersiniz. Bakın, farklı farklı additional notlar var. JSON Security mesela. Bakın, güvenlik başlığı altında JSS, ama XSS diye bir güvenlik zafiyeti var. Cross-site scripting, bununla alakalı bir makalesi var. CSRF güvenlik zafiyeti var. Bunların ikisini de benim LinkedIn'deki paylaştığım o güvenlik sunumunda görebilirsiniz. CSRF güvenlik zafiyeti ve XSS. Bunlarla alakalı neler yapabilirsiniz, onları anlatıyor. Başka? Bu şekilde.
Şimdi kodumuza geçelim. Web uygulama tarafında API'ye girmiyorum şu an. Doğrudan webten görebileceğiniz bir şey yapacağım. Application'lar içinde mini applications'ta mini app 01 app'ye static ve templates diye bir şey var. Bunu inceleyelim, bitirelim. App'yi açıyorum. Şunu şöyle kapatayım. Sen de kapan. Bakın. Öncelikle Flask'ı pip install flask diye kuruyorsunuz. Aynı biliyorsunuz bunu. Şurada Flask içinden from Flask import Flask Flask'ı kullanacağız. Haricinde de işleme göre yapacağınız farklı nesneler var. Gene Flask'ın içinden alacağınız. Virgülle onları da alıyoruz. Onların hepsi duruma göre değişiyor. Kimini kullanırsın, kimini kullanmazsın filan. Render template, URL for, redirect. Bunları kullanmasan da olur. Şurada farklı örnekler gösterdiğim için bunlar var. Normalde Flask burada yeterli. Bakın, def index diye bir function oluşturuyorum. Bizim ana sayfamızı temsil ediyor bu. Burada diyorum ki bu sayfa geriye Hello World diye bir metin dönecek. String binary veri. Şurada da benim main function'ım var. Main function. Bunu kullanacağım. Şunu da açayım. Bir daha açayım. Bakın şurada app diye bir değişken oluşturup eşittir flask diyorum. Flask nesne örneğini oluşturuyorum. Şurada import ettiğim sınıfın. Bunun da parametresi olarak diyorum ki bu aslında main'i gösteriyor. Şuradaki main. Bakın iki tane underscore var. Ne olduğunu söylemiştik. Bunlar built-in olarak bulunan aslında ayar değişkenleri gibi düşünebilirsiniz. Eşit eşittir main. Yani benim main ilk başlangıç function'ım bu olacak diyorum. Bunu çalıştıracaksın. O zaman bu çalışacaksa bakın Flask'a ben bunu talimat olarak verdim. Bunu çalıştıracaksa bunun içinde ne var? app.run var. Yani şu çalışacak. Tamam. Bu Flask'ın nesne örneğini alan app çalışacak. Peki. Buraya kadar tamam. Bir tane indeksim var sadece. O da bunu dönecek. Sonra bir de şurada bir şey var. Bakın app yine yukarıda tanımladığım isme göre belirleniyor bu. Başka bir şey de olabilir. At ile başlıyor. Bu bir property olduğunu gösterir. Burada Python'da property'ler inceleyebilirsiniz. Bu aslında şuradaki function'a bir yetenek kazandırmak için kullanıldığını gösterir. Property'ler burada bu amaçla kullanılıyor. app.root dediğimde bir endpoint belirlemiş oluyorum. Ve belirlemem gerekiyor. Her birisi için farklı farklı. Diyorum ki şunu yazdığımda tek tırnaklar içinde slash'ı koyduğumda bunun anlamı bu ana sayfa için geçerli. Bakın şurada daha sonra açacağım. About. About diye bir action oluşturacağım. Onda da about yazacak. Çalıştırayım. Çok uzatmadan. Sanırım bunda Flask kurulu değildi. Bu yeni makine. Bunda da virtual environment oluşturayım ben bir. Orada yapayım. Virtual onu da görmüş olurum. Environment VNV adında olsun. Şuraya oluşturacak. Oluştu. Bakın burada. İçerisinde temel yapılar var. Ben diyorum ki o zaman ben seni kullanayım. Nasıl olsun? Script'i aç. Bunu buraya çek. Yapıştır. Enter'de. Bakın VNV'ye geçtik. Geç böyle. Sonrasında Flask run
ile çalıştır. Tabii ki Flask'ın ne olduğunu tanımıyor. Ben niye virtual environment yaptım? Çünkü bunu kurmam lazım, değil mi? Unutursan ölürsün. İniyor. Tamam. Flask run ile çalış. Bakın. Şurada environment production diyor. Bunun ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Production, development vesaire gibi. Küçük bir ayar dosyası ekleyip değiştirilebiliyor. Warning, this is a development server. Geliştirme. Don't use it in a production deployment. Yani, use a production VSGI server instead diyor. Ne demiştim daha önce? Dokümanlarında da görebilirsiniz. Flask'ın içerisinde ki server default olarak production'a hazır bir server değil. Yani başka bir server kullanıyor. VSGI server kullan diyor. Bunu başka zaman belki konuşuruz. Detaylı bir konu. Başka bir production VSGI kullan diyor. Production ortamı için. Bu development için yeterli sana diyor. Sorun yok. Debug mode off. Debugging işlemleri falan. Running on şu. 5000 portu üzerinden. Tamam, ben seni çalıştırırım diyor. Sen dur bakayım bir. Gel buraya. Bakın, hello world. 5000 portundan. Bunu abc.com gibi düşünün. Şurayı. İşlem başarılı. Sağ tık, kaynak aynı. Çünkü string olarak bastık bunu buraya. Hiçbir formatlı değil. Hiçbir şeyi yazmıyor. Sonra ben bunu öyle değil de HTML olarak yapamaz mıyım? Bak, geriye H1 tagları içinde HTML dönsün. Tabii ki yaparım. Ctrl C, sen bir kapan bakayım. Flask run gene çalıştı. Enter. Bakın H1 tagları içinde. Kaynak H1 tagları burada. Al sana web uygulaması. Bakın oradaki ben sayfayı yenileyince bu geldi ya. Bu bir get işlemiydi. O yüzden de burada bakın local host eşittir 127.0.0.1. İkisi de aynı şey. Şu tarih zamanda get isteği yapıldı. Şu HTTP protokolü üzerinden cevap 200. Okey. Bakın şu an okumayı öğrendiniz değil mi? Bunları bildiğiniz için okumayı biliyorsunuz şu an. Devam. Ben şu render template'i kullandım Flask içinden. Bunu da şunun için. Index.html diye bir tasarımım var. Şurada. Hop. Sen dur. Templates klasöründe. Default olarak templates'e bakar bu. O yüzden ekstra bir şey yapmıyorum. Diyorum ki templates içinde index diye bir şey var. Aha da burada bir HTML var. Sizin üzerinde çalıştığınız değil mi? Burada da seni bir kapatayım ben. O farklı bir konu. Elma, armut ve karpuz arkadaşlar var. Bunları göstermek istiyorum. Bakın basit HTML, heat, my project, body, şurada veri var. Ul içinde li var. List item. Unordered list içerisinde list item vesaire. Ben bunu diyorum ki render et. Bunu ekrana bas. Render işlemi. Template rendering. Çalıştıralım. Run. Çalıştı. Enter. Hi. Elma, armut, karpuz. Kaynak işte bu. Bakın buraya açıklama satırı yapmıştım. Bana HTML açıklama satırıyla bunu da getirdi. Neydi o? Şuradaki açıklama yaptığım alan. Çünkü bu statik bir dosya. Bunu gösterir her halükarda. Buraya koyarsan. Ama render etmedi. Yani çıktı olarak gösterdi sadece. Çünkü bu açıklama. Ekranda görünmüyor yani. Kaynakta var. Sonra URL for. Bununla da yapabiliriz. Bakın render template ile bu çok benzer aslında. URL for ile yaparsam about diye bir action
yaptığımı söylemiş oluyorum. Burada doğrudan bir template'i render ettiriyorum. Şuradaki template'lerden birini. URL for'da ise diyorum ki about isimli bir action oluşturdum ben. Çalıştırayım. Bakalım ne diyecek bize. Çalıştı. Internal server error. Neydi bu? İncele. Bakın 500. Internal server error. Failed to load resource. The server responded with a status of şu local host üzerinden 500 internal server error döndü. Neden? Çünkü biz about yazdık ama bunun Türkçesi ben about adında bir action istiyorum demektir. Tamam. About action'ı vermeniz gerekiyor buna. O action da aslında bir function'dır. Yani şu. Şuradaki adı verdiğiniz anlamına gelir bu. E bunu bulamadığı için de 500 internal server error verdi. Tamam. Bakın burada da loglarını görüyoruz. Bak burada da tavsiyeler veriyor. Süper zeka. Diyor ki could not build URL for endpoint about. Did you mean static instead? Hayır. Static diye bir tahmin üretiyor ama burada yemez bu. Bildiğin ben about'ı yazmadım çünkü. About'la static birbirine benzemez. Flask run. Şimdi hata veremez. Bakın about. Kaynak about. Geldim. Ne vardı burada? About diye bir HTML'i gösteriyor burada. Burada action'ın içinde render ediyor. Link olarak da bunu koyuyor. Burada ne var? About. Bakın. Şimdi buraya girmemem gerekiyor şimdi. O yüzden ben normal yapıyı anlatayım, sonra geçeyim ona. Ya da redirect mesela, bu yönlendirme işlemleri içindir. Yani böyle bir durumda siz şunu açarsanız sayfa yönlendirme işlemi yapar. İndekse geldiğinizde sizi about'a yönlendirir. Çünkü redirect kısmında URL for diyorsunuz. Bu sayfayı çağırıyorsunuz. Bu da redirect'e gidiyor. Sizi oraya yönlendiriyor. Bakın doğrusu bu. About buydu. About sayfası link olarak burası. Sayfa kısmında da bakın şurası var. Title my project vesaire. Buraya yönlendi. Çünkü about'ta ne vardı? Şimdi hocam kullanıcı eğer login olmadıysa direkt bu redirect'le login sayfasına yönlendirebiliriz. Eğer session'da keşi varsa direkt indekse gidecek. Doğru mudur? Doğru. Tam olarak doğru diyebilirim. Ve bu tür yönlendirme işlemlerinde kullanabilirsiniz. Mesela şurada hani kafanızı karıştırıyor şu an burası. O yüzden girmedim. Burası template engine dediğimiz şey. Hani PHP, ASP, JSP'de falan var demiştim ya. Yani bir web uygulaması geliştirirken Flask ya da Django ile React ya da diğer Angular, Vue.js gibi şeylere ihtiyacınız yoktur aslında. Doğrudan Flask ya da Django'nun verdiği template engine'lerle siz bunları yapabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Bunun içerisinde template engine var. Dokümanda ne yazıyordu? Flask Jinja'yı kullanır template engine olarak. Şunlar da aslında Jinja template engine'in yorumladığı şeyler. Şu şekilde süslü parantezler içinde mesela bir şeyler. Şimdi oraya girmeyeceğim. Ama orası çalıştı az önce. Burası kalsın. Ben indeksi de normal hale getiriyorum. Bana HTML çıktı versin.
Tamam. About da çalışsın. Kontaktı da açıyorum. Linki kontakt bakın. Bunun about. Bu da kontaktı çağırıyor. Şunu sonra açayım. Kaydet bakayım. Task run. Çalış. Şimdi ana sayfa görünecek. Hello world. Gel buraya. About dediğimde bakın buraya geldi. Contact dediğimde kontakta gitti. İnanmazsan bak. Gördüğün gibi bunlara geldi. Şunları es geçiyorum şimdi. Şuraya gelelim. Evet, çünkü ben fruits HTML'i çağırmak istiyorum. About da gitsin. Fruit HTML'i çağıracaksam, hani aklınıza geliyordur. Ben Python'dan tasarıma, yani HTML view kısmına nasıl veri göndereceğim? Bu da önemli konulardan biri. Bununla ilgili de basit anlamda şöyle, yine burası yapı aynı, bir action adı veriyorum, URL. Bu endpoint. Bu action'ın metot adı. Yani bunların ikisi farklı isimler olabilir. Fruits ve şu. Zaten o yüzden var bunlar. Çünkü içeride iki tane fruits'un farklı versiyonunu yapacaksındır diyelim. Aynı isimde metot kullanamazsın. Ama link olarak diyelim farklı bir aksiyon yapılabilir burada. Fruits. Şurada bir dizi oluşturuyorum. Elma, armut, kavun. Ve render template'e diyorum ki bunu çalıştıracaksın. Fruits HTML. Virgül, sana bir de veri gönderiyorum list tipinde. Bu içeride, yani şunun içinde, HTML'in içinde kullanacağım değişkenin adı gibi düşünün. Eşittir. Bu da o veriyi tuttuğum değişkenin adı. Fruits. Yani şu data, tamam mı? Bu da buradaki datanın nesnesinin adı gibi düşünün. Ben bu fruits'u Fruits HTML'e göndereceğim. Burada ne varmış? Açıl, susam, açıl. Haydi. Bakın. Burada da şunu değil, şunu komple kaldırıyorum önce. Burasını çalıştırırsam ne olur? Biliyorsunuz bu statik haliydi. Daha önce yaptık. Elma, armut, karpuz yazdı. Bunun dinamik halini nasıl yaparım? Yani şuradan gönderdiğim fruits'u, bu veriyi bu HTML içinde nasıl gömerek çalıştırırım? Render ettiririm birlikte. Orada da gene sen de git neyi açılsın? Şu. Bakın. En basit hali. Bizim template engine'e diyorum ki bak ben burada bir döngü oluşturacağım. Sen de bunların dilinden anlarsın diyorum. Süslü parantezler içinde yüzde aç, kapa ve süslü parantez. For ile başladıysan, bir for yapıyorsan bu scope'u normal Python tarafındaki gibi kapatmak zorundasın. End for ile. If yapıyorsan end if ile kapatmak zorundasın. Yoksa hata verir. For fruit, yani item adı, in nerede? Fruits'ta. Listenin adı. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Hatta bunu da geç. Daha basitini yazmışım ben buraya. Tamam. Bak, bu da şu fruits'tan geliyor. Buradaki şu isim. Bu ismi A yapıp burada B ile alamazsınız onu. Orada ne yazdıysanız buraya o isimle geliyor. Çünkü render ederken Python'la HTML tarafındaki bu template komutlarını birleştiriyor. Render işlemi bunu yapıyor. Ben bunu çalıştırayım. Fruits. Bakın elma, armut, kavun. Dizi olarak yansıdı. Dikkat edin. Bakın şurada
elma, armut, kavun. HTML olarak bunları tabii düzeltti. Güvenlik zımbırtıları bunlar. Benim sunumda görürsünüz. Tamam, veri geldi. Ben bunu döngü olarak nasıl alırım? Teker teker diyelim. Çünkü şurada çok düzgün görünmüyor bakın. Dizi olarak yapıştırdı oraya. O zaman ben de bunu yaparım. Bakın yan yana kendim yazdım bunları. İstersen alt alta da yazarsın tabii. Onu da burada yaparız. Bakın for döngü fruit in şu. PY'den gönderdiğim fruits üzerinde dön. Ondan sonra end for ile kapatacaksın bunu. İçinde de tabii yukarıdaki gibi fruits çoğul değil. Fruit. Şu item'ı basıyoruz çünkü. Aklınıza geliyor. Yani şu kullanımla bunun arasındaki fark ne? Bu scope amaçlı kullanılandır. Şu tek süslü parantez içinde yüzde kullanmak. Bu ise bir elemanı komple basmak. Ekrana bir item'ı basmak gibi düşünün. Mesela yukarıda bunu kullandım. Çünkü bir scope'a ihtiyacı yok. Doğrudan veriyi bastı ekrana. Ama burada bir scope var. Şurası açılıyor, burası kapanıyor değil mi? Bunu belirtiyorsunuz burada. Bunu da yaptık. Bunu HTML'li güzel bir hale getirelim. Bakın tek farkı şurada li'ler içerisinde görünecek. Hadi bakayım. Neden? Hatamız ne? Ha, kaydolmamıştır muhtemelen. Bakayım. Evet, hiçbir şey gelmemiş. Kapan. Çalış. Elma, armut, kavun. Li ile geldi bize. Aç bakayım. Bakın li'ler. Unordered list içerisinde li geldi. Gel buraya. Tamam, bunu da anladık. Kapan bakayım. Sen de kapan. Peki ben bunu if yapmak istersem, if ile bir şey yapacağım. Aklınıza geliyor tabii ki. Desem ki mesela if. If ile başlarsam ne olacak? And if ile bitmek zorunda. And if. İçeride istersen else kullanabilirsin. Unordered list'in dışındayım ben. Tamam. Şuraları kapat. Böyle kapatırsam sıkıntı olur. Çünkü formatlama biraz sıkıntı oluyor. Şu açıklama parantezleri. İç içe çok fazla var ya. Orası kalsın. If elma in fruits ne demekti Python'da? Fruit içinde elma varsa bana true dönecek. Yoksa false dönecek. True dönerse ne olacak? Diyor ki bir tane P bas. Elma listede mevcut diye. Yoksa else çalışacak. Elma listede mevcut değil. Bu kadar basit. Elmaya bakalım. Elma var. Bu listede. Tamam. Bana listede mevcut demeli. Flask run. Çalış. Listede mevcut. Kaldırayım ben bunu. Kelle paça yazayım. Meyve olmadığı için eminim yani orada olamaz. Çalış bakayım. Çalıştı. Mevcut değil. Gördüğünüz gibi. Peki diğeri geliyor mu? Bakın diğeri gelmez. Çünkü sunucu tarafında render ediliyor. Yani elma listede mevcut ile mevcut değil buraya gelmiyor. JavaScript ile bunu yapıyor olsaydınız client'ta ikisi de burada yazıyor olurdu. Ama size gösterilen diyelim ki mevcut değil olurdu. Ama bu Python tarafında server'da render edildiği için size bunu response olarak dönmüyor bile zaten. Diğerini. Size mevcut değili dönüyor sadece. Halbuki burada ikisi de var gördüğünüz gibi. Buraya kadar bence gayet basitti. Hepiniz çok rahat anlamışsınızdır. Sonra gelelim meseleye. Nested template olayı. Nested template de şuradan about'ta aslında gördüğünüz iş. Bir tane sayfanız var. Ne olsun o? Açık bir şey var mı? Şu. Bakın sayfanın burada mesela header yok burada. Solda
bir bölüm var. Dikkat edin. Aşağı doğru gelince değişiyor değil mi? Burası content alanı. Footer'ın var mı? Footer'da da şu var. Bakın. Tasarım olarak. Ama bir de normal adam akıllı web sitesi gibi düşünelim. Şurada header olduğunu varsayalım. Değil mi? Header. Bunların her bir sayfada belki 50, 100, belki 1000 tane sayfada tekrar tekrar kodlanması çok berbat bir şey olurdu. O yüzden bu tasarımları bu sistemci arkadaşlar tahmin edecektir. Parçaları bölerek nested iç içe ya da template inheritance dediğimiz konuyu uygulayabiliriz. Ben derim ki burayı ayrı bir parça olarak alırım. Şurası ayrı olur. Header ayrı. Footer da ayrı olur. Ben bunları bir base olarak tutarım. Base mesela. Bakın. Base'de gene HTML body kısmında diyorum ki bak şuralar değişmeyecek. Sadece body'yi değiştireceğim ben. Block ve end block ile yapılıyor bunlar. Block açıyorum. Adı body. End block ile kapatıyorum. Bunun içerisini değiştirecek base'den miras alanlar. Tamam. Base'den kim miras alıyor? Ya da nasıl alabilir? Geldik. Burada yoktu. About. Bakın. Şu about HTML'i, HTML'in ilk tepesinde miras alman gerekiyor bunu kullanıyorsan. Tamam. Bunu mirası şu tepede alacaksın. Extends ile alınıyor. Java'daki gibi. Java'daki kalıtım mantığı. Extends. Bunu yazıyorsun. Sonra da HTML, base HTML'in tam olarak adını yazıyorsun. Extension'la birlikte. Ondan sonra bakın block, end block kısmında block body, end block body diyerek bunun scope'unu açıyorsun. İçerisine veri yazıyorsun. Bu da sen bunu kullandığında zaten base'in içinde block body alanı var ya ve nereye geleceği belli bakın. Buralar tasarımları belli. Sen şurayı ezmiş oluyorsun. Override etmiş oluyorsun. Şununla. Sonra bakın kontakta geliyorum. Kontakt aynı. Burada HTML yok. Sadece şurası var. Extends, base HTML, block body, end block body, H1, kontakt. Değişti. Bu kadar basit. Temel mantık. Sonra bize nasıl gösteriyor bu da? İşte şu base HTML'in formatıyla birlikte şuraya kontak geliyor ya da about'ı açarsan about geliyor filan. Hocam bir şey sorabilir miyim? Birden bağırınca böyle bir anda. Pardon. Tamam. Şöyle. Öncelikle burada bir kalıtım söz konusu olduğu için ilk yapılacak render işlemi kalıtım alınan base template'tir. Buradaki base template bizim base HTML'imiz. Bu genelde ya base diye isimlendirilir ya da layout diye isimlendirilir. İkisini de kullanabilirsiniz. Bundan mesela kalıtım alan contact HTML var. Sen base'e doğrudan istek yapmazsın. Çünkü öyle bir action'ın yok değil mi? Mesela şurada base yazan bir action yok. Gidip base HTML çağırmıyorsun. Buraya doğrudan istek gelmeyecek. Ama bunlara gelecek. Contact ve about kısmında bunlara istek geldiğinde mesela about HTML diyelim. Burası render olacak ya. Nereden biliyorum? Çünkü ben yazdım. Bakın contact endpoint ile istek gelirse bu çalışacak. Render edilecek. O da contact HTML olacak render edilen. Render işlemi template engine yani Jinja bunu yaparken contact'a geliyor.
Bakıyor ne varmış bunda. En tepede sen şunu yazdın ya. Önce gidiyor base HTML'i buradan kalıtım alındığı için hatırlayın Python'da. Python'da ya da herhangi bir programlama dilinde de böyledir demiştim. Hatırlayan vardır. Olmak zorunda bunu. Üzerine basa basa anlattım çünkü. Ne demiştik orada? Python ya da herhangi bir class türediği class'tan yani kalıtım aldığı class ile çalıştığı zaman ilk çalışan constructor hangisiydi? Bir tane A class'ı var. B class'ı var. B class'ı A class'ını miras aldı. Bu durumda önce hangisinin constructor'ı çalışır arkadaşlar? Evet, hepsi doğru. Önce A çalışır. A'nın constructor'ı çalışmadan B çalışmaz. Neden? Çünkü B'de A'nın içerisinde olan ve kullanılacak olan nesneler var. B nasıl çalışacak kendi kendine? Burada da mantık aynı. Önce sen burada extends ile base'den miras aldıysan önce base çalışacak. Bu temel kural. Çalıştıktan sonra ne olacak? Artık bunun içerisindeki HTML render edilmiş olacak. Şu kurallar biliniyor olacak. Şu yapıyı Cinca biliyor. Aldı onu, kopyaladı oradan render etti diyelim. Yapıştırdı buraya. Bakıyor, burada da bir kural koymuş. Body'nin içinde şunu koy diyor. H1 ile kontak yaz diyor. Zaten buradan biliyor. Body'nin içinde şöyle bir blok var. Scope var yani. Bunun içinde bir şey yazacağını biliyor. O yüzden buradaki sonradan ikinci olarak önce base'e render etmişti. Sonra bunu render ettiğinde şuradaki kısmı da sadece burada HTML burası var değil mi? Başka bir şey yok. Burada da bunu alıp komple base'e birleştirip ekrana basıyor. Kontakt. Server. Bakın contact. Bakın my project nereden gelebilir? Contact içerisinde sadece burası vardı H1. Ama bakıyorum HTML head, head var, body var filan. My project yazıyor bak sen. Nerede bu? Contact'ta yok. Base'e geliyorum. Aha da bura. My project. Şu yapının aynısı burada. Değil mi? Üzerinde biraz düşünün. Bu konuda kafanızın karışması çok normal. İlk kez böyle bir şey görüyorsunuz. Sema mesaj alındı. Yavuz ben UI tarafıyla çok içli dışı değilim. O konuda çok beni şey yapmayın yani açıkçası. Ya bildiklerimi de unutuyorum diyeyim yani. Front'tan uzağım ve uzak durmaya çalışıyorum. Base'dekileri direkt scope'un içine olarak mı renderliyor? Base'dekileri direkt scope'un içinde olarak mı? Evet, ikisini birleştiriyor kısacası Mert. Birleştirerek render yapıyor. Ama önce doğal olarak tabii ki base'i render etmesi gerekiyor sonradan diğerini. İkisini de render edip birleştiriyor. Ama önce base'i render etmesi gerekiyor. Çünkü contact HTML'in başında sen diyorsun ki ve demek zorundasın ki extends ben base HTML'den miras aldım. O da gidecek. Önce onu miras alacak. Değil mi? Onu render edecek. Sonra kendisi. Evet. Başka sorusu olan? 4 saate yaklaşıyoruz.
Ve molaları da kapattım kaydı. Ekranı paylaşmayı kestim. Sorularınız varsa alayım. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz o zaman. Herkese iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz hocam.